Ben Adem Hoca. Herkese iyi günler diliyorum. KPSS Türkçe genel yetenek genel kültür çek kopart yaprak testlerini çözmeye kaldığım yerden devam ediyorum. Evet arkadaşlar 20 sorumuz var. 6. video ve dersimiz. Arkadaşlar bu aynı zamanda hem KPSS hem de TYT'ye hazırlanan tüm öğrencilerimiz için geçerli. Çünkü, çünkü neticede dil bilgisi, sözcük türleri, bütün dil bilgisini içeren konular olduğundan dolayı KPSS ve TYT için önemli sorular herkes için geçerli diyorum arkadaşlar. Ve önce tabii ki siz çözüyorsunuz. Sonra beni takip ediyorsunuz. Burada önemli olan bilmediğimiz ya da görmediğimiz şeyleri anlamak, bilgimizi, başarımızı artırmak. Evet ilk sorumuzdan başlıyorum arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanma sözcüklerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük belgesiz sıfat demiş. Kimi zaman, bakın bu çok önemli kelime. Kimi zaman, hangi zaman olduğumu belli mi? Belli değil, belgesizdir. E, i̇sme geldiğinden, ismini söylediğinden sıfattır. Evet, kimi zaman belgesiz sıfattır. Doğru. İsmi nitelemektedir diyor ikinci sözcük. Bakalım. Büyük boşluk. Nasıl boşluk? Büyük boşluk. Aynı zamanda bu nedir? Niteleme sıfatı. NS nedir? İsme gelmiş. Nasıl boşluk? Büyük boşluk niteleme sıfatı. Buna da doğru diyoruz. Bir e, zamirdir diyor. Zamir adıldır üçüncü. Yalnızlar. Arkadaşlar yalnızlar. Yalnızlar üçüncü sözcük. Ha pardon, üçüncü sözcük kendi kelimesi. Kendimi Biliyoruz değil mi? Kendimi kelimesi her zaman, her yerde zamirdir. Hatta ne zamiriydi bu? E, Dönüştülük zamiri. Bu da çok çok önemli. Bu da evet diyoruz. Yalnızlar diyor eylemi nitelemektedir. Arkadaşlar yalnızlar kelimesi eylemi nitelemiyor. Yalnızlar anlar. Yalnız insanlar yaşlılar, gençler, iyiler, kötüler, çalışkanlar bu neydi hatırlayalım? Bu adlaşma sıfat idi. Adlaşma sıfat. Bundan dolayı yalnızlar kelimesi önündeki isim düşmüş ama fiili niteleme yok. Eylemi nitelemek de demek yalnız davranıyor. Yalnız oturuyor. Demek kötü bakıyor. iyi çözüyor gibi olsaydı eylemi niteleme olur. Ama burada adlaşmış sıfat olduğundan önündeki isim düştüğünden herhangi bir şekilde fiile sorulan nasılın cevabı olmadığından cevap denizi diyoruz. Eylemdir. Onu arar zaten Geniş zaman kipini almış eylemdir. Bundan dolayı cevap denizli demiş oluyoruz. Evet ikinci sorumuza bakıyoruz. Önemli bir konu ki ekini sormuş. Ki ekini alan sözcük sıfat olarak kullanılmamıştır diyor. Sıfat ismi niteler. Bir arkadaşlar hemen notumuzu alıyoruz. Lütfen not alalım. Aynı zamanda yazım kurallarının önemli bir konusu. Kinin yanında da varsa yani daki, deki, taki, teki her zaman istisnasız yüzde yüz sıfat kisidir tamam mı bakın kapıdaki ne de geçen haftaki yurdumuzdaki altın bakın gördünüz mü hareket arkadaşlar deki daki her zaman sıfat kisidir bunun istisnası yok altındaki tabak yurdumuzdaki orman geçen haftaki sembushun kapıdaki görevli deki daki neymiş arkadaşlar her zaman sıfat kisi bunu unutmayalım şu yönetmeninki en iyi filmdi şu yönetmenin filmi aslında buradaki ki nedir tamlanan kisi yani zamir kisi benimki seninki onunki Türkiye'ninki buradaki ki zamir diğerleri sıfat kisi bir de ayrı yazılan ki vardı bağlaç kisi değil mi? Sen ki, duydum ki, gittim ki, bu soru ki, o da bağlaç ki isini. Bundan dolayı Bursa diyorum aynı zamanda kısa konu tekrar yapıyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki, eylemin bir süre içinde meydana geldiği anlamı yoktur. Burada ne anladınız arkadaşlar? Eylemin bir süre içinde meydana geldi. Hatırlarsanız hani iş fiil, oluş fiil ve durum fiil vardı. Zamanın birinde çıkmıştı sınavlarda. İş fiil oluş fiil, durum fiil. Şimdi burada baktığımız zaman fiillerin altını çiziyorum. Büyümüş, olgunlaşır, soldu, zayıfladın, kalktı. Burada şuna bakalım. Ee, çocuk büyüdü, zamanla büyüdü. Eylem değil mi? Zamanla olmuş. Zamanla büyür, zamanla olgunlaşır, zamanla solar çiçekler, zamanla insan zayıflar. Yani A, B, C ve D şıklarındaki eylemde Zamanla meydana gelme var ama kalkmak, kendisine söz verince ayağa kalk. buradaki kalkmak kelimesi zamanla meydana gelmemiştir. Bu arkadaşlar durum fiil diyoruz. İnsan hareketlerini anlatıyor. E, durum fiil. Bundan dolayı E şıkkı, A, B, C, D şıkları oluş, E şıkkı durum fiil diyoruz. Dördüncü sorumuza baktık. Altı çizgi sözcüklerden hangisi zaman anlamı yoktur. Zaman anlamı, zaman zarfı. Bakın sadece kelimelere bakalım. Zaman anlamı vardır diyor pardon. Böyle tartışma. Arkadaşlar buradaki tartışma fiilimsi değil mi? Benimle de böyle tartışmasına baktım. Tartışmak tartışma bak. Nasıl tartışmak böyle? Bu nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Durum zarfı. Böyle tartışmak. İlerideki park biraz önce demedi Deki daki her zaman sıfattı. İlerideki park hocam bu nedir? Niteleme sıfatı. Sizinle görüştüğümüzde mesele çözeriz. Ne zaman? Sizinle görüştüğümüzde buradaki nedir? Zarftır. Aynı zamanda bakın buradaki dığımız nedir? Zarf fiili bakın çok önemli. Kenya'la Asya durmadan inecek arakla dığında. Dığında, dığımızda, dığında. Bu nedir? Aynı zamanda zarf fiil. Fiilimsi aynı zamanda zaman zarfı. Niçin bunu almışlar? Neden bunu almışlar? Durum sıcaktan sebep durum, durum zarfı. Nasıl karşıladı konuklar? İçten durum zarfı. Evet, hangisinde zaman anlamı var? Tabii ki C şıkkı. Diğerleri de bakın zarf. Ama durum zarfı, şey durum zarfı, niteleme sıfatı pardon. Durum zarfı, durum zarfı. Yani bir zaman anlamı C şıkkı diyorum. Beşinci sorumuza baktık sevgili arkadaşlar. Mı eki farklı bir anlam. Bakın anlamı soruyor bize anlam. Bunu da biliyor mu sor bakalım. Arkadaşlar buradaki mu sanki soru sormuş değil mi? Soru anlamında soru anlamı. Bunu da biliyor mu sor bakalım. Yerini yadırgadı mı uyumaz. Buradaki mı bir. Hem zaman anlamında hem de arkadaşlar bakın koşul anlamı var. Koşul şart. Yani ne zaman uyuyamaz? Yerini yadırgadığı zaman. Zaman koşul anlamı. Üzüldü mü hemen ağlarım. Üzüldüğü zaman uzulduğu koşuluyla. Biraz zorlandı mı zaman koşul anlamı. Son taksidi de ödedim mi zaman ve koşul anlamı. Bundan dolayı cevap aşık. Güzel sorular arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktık. Birden fazla yargı vardır. Arkadaşlar hemen notumuzu alıyoruz. Alıyoruz. Yargı demek arkadaşlar. Yargı demek yüklem demek. Yüklem. İsim ya da fiil fark etmez. Artı Arkadaşlar fiilimsileri de fiilimsileri de yargı kabul edebilir. Hani yükleme temel cümle diyoruz. Temel yargı fiilimsiye de yan cümle yan yargı diyoruz. Bu şekilde baktığımız zaman A şıkkına birçok kişi mutluluğu çok uzaklarda arıyor. Burada arıyor. Çekimli fiil. Şimdiki zaman kip almış. Hocam burada bir tane yargı var. Var mı fiilimsi? Yok huzur bulmak istiyorsanız ha hocam burada bakın istiyorsa hem şimdiki zaman hem de şart bu çekimli bileşik çekimli fiil işte bu da yargıdır. Özen gösterin. Emir kipi bu da yargı. Yani burada iki tane yargı var. Tamam mı arkadaşlar? Hem yüklem var bir de yüklemin dışında ne var? Şimdiki zaman şart kipi var. Bunlar da çekimli fiil. Bundan dolayı burada birden fazla yargı var. C şıkkına bakalım. Vardır yüklem Değil mi? Eki ele almış, bir yargı bildirmiş. Güzeldir, iyidir, vardı, yoktur, çoktur. Burada bir tane var. Çünkü fiilimsi ya da ssa herhangi bir şey yok. Ee, önem veririm. Var mı fiilimsi ya da ssa? Yok. Bir tane var. Hazırladım. Arkadaşıma doğru yok. Bundan dolayı cevap Bursa demiş olduk sevgili arkadaşlar. Evet yedinci sorumuzu önce siz çözüyorsunuz sonra beni dinliyorsunuz arkadaşlar. İç içe cümle. Arkadaşlar bu aynı zamanda bakın cümle türleri var ya basit bileşik sıralı bağlı onu sormuşlar. Ne demek bu arkadaşlar? İç içe birleşik cümle şu. Cümlenin içinde cümle olacak yani. Cümlenin içinde başkasının sözü olacak. A bakalım bilgili deneyimli bir insan iyi bir arkadaştı. Bir tane yüklem var. Var mı başkasının bir cümlesi? Yok. Aynı zamanda konu tekrar yapıyorum. Buradaki ben A cümlesine A şıkkını arkadaşlar yazıyorum şuraya. Basit cümle, basit. Bakın neden? Hocam bir tane yüklem var. Yüklemin dışında fiilimsi yok. Başka bir cümle yok. Yüklem yok. Basit cümle. Gözleri doldu. Hocam doldu yüklem arkadaşlar. Önce yüklemlere saldır. Doldu yüklem. Yüzde her zamankinden daha soluktu. Soluktu yüklem. Var mı iki tane yüklem? Var. Virgül var mı? Var. Ben buna ne diyorum arkadaşlar? Sıralı cümle. Sıralı cümle hocam bu. A'yı ve B'yi eledim. Konu tekrar yapıyorum. Bizimle ilgilenmediği, ilgilenmedi, ilgilenmedi yüklem. İşlerin çoğunluğunu daha bahane etti, bahane etmek yüklem. İki yüklem virgül var. Hocam yaz. Sıralı cümle. Geç. Bize ne yapacağımız gerektiğini biliyorum dedi. Bak dedi yüklem. Tamam mı? Ne dedi? Kime? Bize dolayı tüm Ne dedi? Ne yapmamız gerektiğini bu nesne. Ama aynı zamanda başkasının sözü cümlenin içinde başka bir cümle var bakın dedi. Kim dedi bu dedi ne dedi şunu dedi bakın böyle bir şey vardı iç içe birleşik cümle. Şampiyon olacağız dedi. Çok çalışmalıyım dedi. Eve geç geleceğim diyor gibi böyle bir cümle varsa hocam bu nedir? İç içe aynı zamanda birleşik cümledir. Hocam burada biliyorum yüklem. Hayır bakın cümlenin içinde cümle varsa bakın burada aslında çok önemli bir şey anlatıyorum arkadaşlar. Çok önemli bu. Ee, ne demek? Şimdi dediği yüklem değil mi? Neden hocam sıralı cümle değil diyebilirsiniz? Arkadaşlar, buradaki biliyorum yüklem değil. Ögeleri ayırır mısınız dediği yüklem. Kim o? Kime bize dola Ne dedi? Ne yapmamız gerektiğini biliyorum dedi. Aslında bu nesne. Ondan dolayı sıralı cümle değil. Tamam mı gençlik? Anlaşıldı mı? Yani cümlenin içinde cümle varsa iç içe buna ÖSYM ne diyor birleşik cümle. Tamam mı? Yani KPSS'de bir tık daha kolay soruyorlar ama biz iyice bilelim. Mantığını bilelim. Mesela E'ye bakalım. Yaptı yüklem. Aldı yüklem. İki tane yükleme virgülü var. Nedir bu? Sıralı cümle. Peki neden denizli sıralı değil? Çünkü oradaki bilgi yüklem değil ki. Nesne kardeşim. Bu başkasının sözü. Neste. Bundan dolayı cevap denizli demiş oldum. Aynı zamanda çok önemli bir noktaya temas ettim. 8. sorumuza bakıyoruz. Ne diyor soruda? Ne diyor soruda? Eylemin karşılıklı yapılması. Bakıştık, kaçıştı, koşuştu, güzelleşmiş, durgunlaştı. Hangisi karşılıklı? A Bakışmak karşılıklı yapılan bir işteş fiil. Hocam kaçışmak. Kardeşim kaçışmak birlikte yapılır. Bak bu çok önemli. Kaçışmak, bekleşmek, koşuşmak. Bunlar birlikte yapılan. Yani karşılıklı kaçışılır mı? Afa kafaya gelirsin yani. Karşılıklı koşuşulur mu? Birlikte koşuşursun kardeşim. Karşılıklı olmaz. Güzelleşmek zaten durgunlaşmakta bir şey yok. Cevap aşıklı demiş olduk. Dokuzuncu sorumuza baktık. Yanıt gerektirmeyen soru cümlesi. Neyin tanımı bu? Arkadaşlar sözde soru cümlesi bu. Sözde soru cümlesi. Hangisinde yanıt yok diyor. Bu konudaki düşüncelerinizi söyler misin? Söylerim söylemem. Değil mi? Ya da sana ne kardeşim? Yani A şıkkı nedir? Gerçekten soru soruyor. Bu işi para almadan hiç yapar mı? Yapmaz o. O var ya o. Hmm, aslında burada B şıkkında adamın amacı soru sormak değil. Tamam mı? İçindeki bir duyguyu yansıtmak. Bu işi para yapmadan hiç yapar mı? Yapmaz. O var ya o. Ne paracıdır o? Cevap B şıkkı. İzlemek istediğiniz başka film var mı? Var ya da yok. Kimin daha başarılı olduğunu belirlediniz mi? Belirledim. Belirlemedim. Görüşmek için size verdi mi? Verdi, vermedi. Tamam mı? Bundan dolayı cevap Bursa diyorum sevgili arkadaşlar. Hemen 10. sorumuza baktık. 10. sorumuz. Altı çocuk sözcük zaman anlamı yoktur. Zaman anlamı olmayan kelime. Hmm. şöyle bak, bakın hiç cümle okumazsak da olur aslında. Bakınca anladım. Ne zaman? Bakınca. Hocam A şıkkı zaman. El ele verip. Ha, nasıl geleceğimize inanıyorum bu işin üstesinden nasıl el ele verip buradaki ıp arkadaşlar B şıkkındaki verip aslında zaman anlamı değil de durum anlamını katmış. Yani aslında bu durum zarfı. Ne zaman buluştuğumuzda ne zaman birazdan henüz gelmedi yani henüz şimdi yani bu ana kadar henüz zaman anlamında cevap bursa güzel bir soru arkadaşlar tamam mı? Geçtik. Ee, 11. sorumuza şöyle baktık. O tam sığdı. Evet. Hemen 11. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Cümlenin yüklemi eylemdir. Yüklemi eylem. Bir doğru cümlenin yüklemi hangisi? Biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. İstanbul'da İsta İstiklal Caddesi'ndeki anıt ile anıt burundaki yağmur anıtı en beğendiğim bakın en beğendiğim iki gölgem yaptır komple sıfat tamamı. Yüklem arkadaşlar bu. Tamam mı? Ondan dolayı isim bir defa bir de birileri ne yapıyorum ben eliyorum. Birileri eliyorum. Yüklem neymiş? En beğendiğim iki görgen yapıt. İsim bu. Tamlama isim sıfat tamlaması. İki nolu cümlenin başlamıştı. Bir defa iki kesinlikle fiil. Değil mi? Yani iki olması lazım. Hemen şu E'yi deledim. Üçe bakalım. Geçmişti. O, oh, evet. 2 ile 3 eylem. Dörde bakalım. Bakın dört dolu cümle güzel. Bakın bunu ögelere ayırabilir miyiz? Şöyle herkes şu beşi bir ögelere ayırsın bakalım. Gerçekten şu beşi ögeye ayıranı doğru ögeye ayırana şöyle aferin diyorum. Kocaman bir aferin diyorum. Durdurun ve ögeyi ayırın. Yani konu tekrarı yapalım. Şimdi bu cümlenin yüklem hangisi? Toplum olarak görsel sanatlarla aramızın hala barışamadığın göstergesidir. Komple yüklem. Kim? Bu. Özne. Kime göre buna göre edat tümleci, edat tümleci ya da zaf tümleci, tamam mı? Bakın, e, toplum olarak görsel sanatlarla aramızın hala barışmadığının göstergesidir yüklem. Çünkü bu bir öge, bir e, tamlama ayrılmaz. Kim bu? Kime göre bana göre edat tümleci. Yani bu da isim cümlesi, tamam? Mı? Bundan dolayı cevap C şıkkı demiş olduk. Evet. 12. sorumuza bakalım arkadaşlar. 12'ye bakıyoruz. Biçimce olumsuz. Arkadaşlar biçimce olumsuz şu demek. Ben buna eksi beşek diyorum. Şöyle yazıyorum şuraya. Eksi beş ek. Bilenler biliyordur ama. Yani maksat konu tekrar arkadaşlar. Şimdi olumsuz eklerimiz şunlardı. Mema. Bakın yazıyorum. Bilmeyenler yazsın. Mezmaz. Başka? Siz yok bir de değil. Türkçe'de, Türkçe'de tamam mı? Şu eklere ben eksi 5 ekliyorum. Mema, mezman, siz yok dedi. Bunlar varsa biçimci olumsuzdur. Tamam mı? Şimdi baktığımız zaman hocam değildir, değilsin, değildir. Hocam hepsinde değil var. Şimdi ayva yedik bakalım arkadaşlar. Hepsi olumsuz biçimce. Tamam mı? Biçimci olumsuz hocam. Hatta kırılmamış bu da ma da var. Değil mi? Gibi. Peki anlamcı olumlu. Yani anlamında şu ekler olmayacak. Mesela A'yı okuyorum. Onlardan sonra bize kırılmamış değildir. Olanlardan sonra bize kırılmamış değildir. Yani kırılmamış, kırılmamış bakın. Anla olanlardan sonra bakın, olanlardan sonra bize kırılmamış değildir. Ha, aslında diyor kırılmıştır diyor arkadaşlar bakın. A şıkkı cevap bakın. Olanlardan sonra bize kırılmamış değildir. Yani kırılmıştır. Kırılmış, kırılmış. Bakın olumlu. Mesela B'ye bakalım. Verdiğim görevi yerine getirmiş değilsin. Yani getirmedin. Bakın M geldi. Getirmedin. Gereksiz yere para harcamış değilim. Harcamadım. Bakın ma geldi. Sizi aramam gerekli unutmuş değilim. Unutmadım. Ma geldi. Hiçbir zaman göre güvenimizi sarsmış değildir. Sarsmadım. Ma geldi. Hangisinde anlamında ma yok? A şıkkı. Nasıl? Güzel bir soru arkadaşlar. Evet 13. sorumuza geldik. Lerler iki çokluk anlamı katmamıştır. İnsanlar seni dünyalar kadar seviyormuş. O hocam burada abartma mı var, değil mi? Konuşulanlar, çizikler, resimler bunu geçtim. Çok fazla üzerine durmayacağım. Kolay bir soru. 14. sorumuza bakıyoruz. Eylemin birlikte yapıldığı. Bakın işteş fiili soruyor. Hocam işteş olacak. Yani şiiri, sesi olacak. Ş sesi. Değil mi? Ş sesi. Artı birlikte anlamı olacak. Şimdi görüşmüyorum. Görüşmek karşılıklı, e, karşılıklı yapılan bir işleşme. A olmaz. Arkadaşıyla sinemada karşılaştı. Karşılıklı karşılaşma değil mi? Ne olur bu? E, yine karşılıklı yapılan bir eyleme birlikte yapıldı. Karşılaştı doğru. E, Saçıldı zaten şey sesi yok değil mi? Yani konuşamıyor. Konuşamıyor arkadaşa. Konuşamıyorum. Konuşmak kelimesi zaten karşılıklı olur. Müşteriler... Promosyon ürünlerini kapıştı. Kapıştı. Kapışmak da aslında karşılıklı olur. Eylemin birlikte yapıldığı anlamı vardır. Bir süredir onunla görüşmüyorum. Karşılıklı görüşmek var. Arkadaşla sinemayla karşılaştı. Yine karşılıklı anlamı var. Kolyanın bolcukları her yere saçıldı. Değil mi? Burada saçılmak aslında e, şey ek olmadığından. İç dışı olmaz. Neden sotu konuşamıyor? Konuşmak. Aslında konuşmak burada kendisine e, bu konuşmak kelimesi arkadaşlar tartışılan bir fiil. Çünkü konuşmak eylemi İnsan tek başına da yapabilir. Yani bundan dolayı bunu işteş kabul eden de var, etmeyen de var. Onu soru işareti görüyorum. Müşteriler promosyon ürünlerini kapıştı. Aslında burada kapışmak arkadaşlar şey var değil mi? Yani birlikte yapılmış. Kapışmak, bekleşmek, kaçışmak. Bundan dolayı cevap E şıkkı demiş oldum. Arkadaşlar bu birlikte yapılan işteş genelde gözden kaçıyor. Bakın şunu yazalım. Mesela bekleşmek değil mi? İşte e, kaçışmak, kaçışmak, işte ee, ne diyelim burada mesela meleşmek bunlar hepsi karşılıklı yapılan işte uçuşmak, koşuşmak bunlara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. 15. sorumuza geldik. Güzel bir soru. Altı çizili sözcük bir ismin yerine kullanılmamış. Neyin tanımı yapmış? Aslında zamirin tanımını yapmış. Zamir. Hangisi aslında ismin yerini tutmuş? Yani hangisi zamirdir? Kimi zaman nedir arkadaşlar? Sıfat mı hocam bu? Sıfat. Hatta ne sıfatı bu? Belgisiz sıfat. Öteki konu. Hocam bu. Bu da sıfat. Hangi sıfat bu? İşaret sıfatı. Arkadaşlar kimse kelimesi her zaman, her yerde belgisiz zamirdir. Bunun istisnası yok. Tamam mı? Her insan, insanın nitelediğinden belgisiz sıfat. Bakın bu her'e dikkat edin. Her insan, her soru, her deneme. Değil mi? Bu belgesi sıfat. Bir takım belgeler bu da yinedir belgisi sıfat. Ama kimse kelimesi belgesiz nedir? Zamir diyorum arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Burada yeri gelmişken şu kelimeleri de yazarsanız çok seviyorum. Not o da şu. Herkes kelimesi. Bakın herkes. Hepsi. Bir de kimse. Bu üç kelimeyi ÖSYM çok soruyor. Bunlar Türkçe'de her zaman arkadaşlar neymiş bunlar? Belgisiz zamirdir. Bunların sıfat olma ihtimali yok. Tamam mı? Bunlar sıfat olmaz. Herkes hepsi kimse her zaman belgisiz zamirdir. Evet 16. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Biçimce olumlu, anlamca olumsuz olacak. Bir de bu düşünceleri babana söyle söyleyebilirse, söyle söyleyebilirse yükle. Var mı olumsuz ekler, mema, mezmasız yok değil? Yok. Yani biçimci olumlu. Anlamı ne demek? Söyleyemezsin değil mi? Babana söyle söyleyebilirsin. Söyleyemezsin. Bundan dolayı cevap A şıkkı diyorum. Biçimci olumlu. Anlamca zaten bakın çıkarma biçimci olumsuz. Söylememiş biçimci olumsuz. Diğer bakalım. Her seferinde bizi daha da kızdırıyorsun. E kızdırıyorsun yani bu her halükarda olumlu. Kavga etmiş. E kavga etmiş. Hep olumlu bunlar. Her halükarda ama A şıkkı. Biçimce olumlu, anlama olumsuz. Bundan dolayı cevap A şıkkı diyorum. Evet son dört sorumuzu işliyoruz arkadaşlar. Özne'nin işi başkasına yaptırma. Ha, özne işi başkasına yaptırıyormuş. Gitmiş, başlayacakmış, boyattı, sulandı, yapıldı. Yeni aldı evin mutfağını boyattı, başkasına boyattı. Cevap C şıkkı diyor. Hemen geçiyorum. Çok fazla üzerinde durmuyorum. Arkadaşlar 18'in soru şöyle gerçekten güzel bir soru. Bir tık e, küçültmek istiyorum müsaadenizle. Güzel bir öge sorusu arkadaşlar. Ögelerinin doğru sıralanışı hangi seçenekle verilmiş? Lütfen önce kendiniz çözüyorsunuz. Çok güzel bir cümle. çalışmalarını sürdürmektedir. sürdürmektedir yüklem. Sürdüren kim ne? Önce kim ve neye soruyoruz? Sürdüren kim ne? Yurt dışında da çok sayıda der, sergi açan sanatçı. Hocam bak buradaki yurt dışında var ya. Yurt dışında sürdürmüyor. Ha bak dikkat edin. Burada hemen önemli bir e, püf nokta söylüyorum. Lütfen bunu not alırsanız çok çok sevinirim. Bir kelimenin öge olabilmesi için yüklemle alakalı olacak. Bir daha söylüyorum. Bir kelimenin kafanızı karıştıran, sizi şüpheye düşüren kelime öge olabilmesi için yüklemle alakalı olacak. Şimdi soruyorum. Yurt dışında mı sürdürmüş yoksa yurt dışında mı açmış? Ha, yurt dışında çok sayıda sergi açan sanatçı. Demek ki ben bunu ayıramam hocam. Yurt dışında da çok sayıda sergi açan sanatçı özne. Tamam mı? Özne. Hocam neden yurt dışında dolaylı tümleş değil kardeşim? Yurt dışında sürdürmüyor kardeşim. Yurt dışında açıyor. Yani öznenin içinde bir kelime o. Ne zaman? Şimdi. Bakın şu şimdi var ya çok önemli. Adamı şişler bu. Buradaki şimdi zarf tümlecidir. Ne zaman? Şimdi zaf türneci ee, büyük adadaki otalyesinde nerede büyük adadaki atölyesinde. bu da dolaylı türneç zaten şimdi ne demiştik zaf türneci demiştik çalışmalarını neyi çalışmalarını belirtili nesne neticede nesne diyorum bu da yüklem nerede var arkadaşlar 18'e baktığımız zaman denizli özne var zaf türneci dolaylı türneç nesne ve yüklem bunu doğru yapan arkadaşı takdir ediyorum ve kocaman bir aferin demiş oluyorum. Hemen diğer iki soruyu hemen büyütüyorum. Küçük kalmasın. Evet 19. sorumuz. Aşağıdaki cümleler hangisi yapılıp bitirilmiş iki eylem? Şimdi iki tane eylem olacak cümlede. Süper. Yapılıp bitirilmiş ne demek arkadaşlar? Geçmiş zaman Yani dı ya da mış eki. Bu kadar bakın. Bilmesek de önce verilenleri yapalım. İki tane eylem olacak. Açıklamayı bugün yapacağını söyledi. Hocam bir tane var zaten burada. Burada bir tane geçmiş zaman kipi var. Tamam bunu eledik. Başka yüklem yok yani. İki eylem yok yani. Ha hocam yapılacağı ne? Hocam bu fiilimsi. Zaten eylemde ne olması lazım? Kipik olacak. Yapılacağında kipiki yok. Merak etmeyin hocam. Emir kipi. Emir kipi diyor. Gelir geniş zaman kipi ele. Bakın B şıkkı çeldirici. Hocam iki eylem var. Evet merak etmeyin gelir. Ama ne diyor? Yapılıp bitirilmiş. Öyle bir şey yok zaten. E, anlattı, tamam anlattı, yapıp bitirilmiş bir ek. Ama var mı başka fiil yok yani. Bunlar fiilimsi zaten. C'yi eledik. Gidecekmiş, zaten mişli geçmiş zaman iki. Var mı olunca fiilimsi. E'ye bakın. Okumuş, bir defa olmuş bitmiş. Bu bir. İkincisi ne de? Bitirdikten sonra. işleri bitirdik. Aslında var ya şurada dik eki. Aslında bu şey yani. işleri bitirdik. Bitirmiş mi kardeşim işini? Bitirmiş. İşlerini bitirdikten sonra. Aslında E şıkkında ne var? İki tane eylem var. Okumuş, mişli geçmiş zaman eki. İşlerini bitirdikten sonra bitirmiş zaten. Kitap okumuş. Okumuş. Hem işlerini bitirmiş, hem kitap okumuş. Mişli geçmiş zaman eki dik burada da aslında eylemin bitirilme anlamını kattı. Bundan dolayı E şıkkı, değişik bir soru. Evet 20. ve son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Hangisi ismi nitelememektedir? Delik deşik ederdi. Oo nasıl ederdi? Delik deşik ederdi. Aslında buradaki Nedir? E, zarf. Aslında bu durum zarfı. kuru dal sıfat. Yorgun avcı sıfat. Sessiz karanlık sıfat. Asık surat sıfatca başlık. Arkadaşlar 6. videomuzu çekmiş olduk arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Böyle videoların devamı adına arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Yine Murat yayınlarının KPSS'ye çek kopar yaprak testlerini çözmeye 7. videomuzda yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarıma iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.